Hanımlar beyler bu videoda sizlerle Jada'nın ürettiği 24 ölçek e, Fast Furious Brian'ın Nissan Skyline GTR'ını inceliyoruz efendim. Hepinize iyi seyirler. Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ben Saat ben Küçük Kuzucu nam diğer kuzucu. Bu önümde gördüğünüzde Jada'nın Fast Furious Brian's Nissan Skyline GTR BNR 34 modeli bunu genel olarak işte piyasada hani 24 ölçek falan diye tanıtıyoruz ama zannediyorum bunlar çok öyle ölçekli modeller değiller. Yani işte hani kutusunun üzerinde de zaten bir göremedim. Şöyle veliler eğer mesela hani 24 ölçekse bunlar velilerden daha ufak kalıyor diyeyim. Ben size ya da işte ne bileyim Jada'nın 24 ölçek dediğimiz Back to the Future modeli velinin işte o Dolorini'nden daha büyük kalıyor. X'de de 24 ölçek diyorsak eğer. Bunların da üzerinde pek bir ölçeğini göremedim şöyle kutusunda ama artık bilemiyorum. 24 ölçek diye biz şey yapıyoruz. Gerçi üzerinde dediğim gibi pek bir ölçü yazmıyor. Şöyle öncesinde yine ee, sizlerle işte çok hani açmadan önce bir kutusunu göstermek istiyorum. Hani hızlıca bir çevirdim etrafını ama <laughs> nasılsınız iyi misiniz bu arada? Kutunun üst tarafında Jada logosunu görüyorsunuz. Aşağıda bir e, Don Toretto ya da Vin Diesel figürü var. Kızgın bir abimiz kendisi. Hani family family. <laughs> Aile her şeydir. Face time işte Brian's, Nissan Skyline, GTR, BNR 34, BNR 34 şeyi görüyorsunuz. Diecast, metal araba. Üst tarafta böyle bir Fast and logosu var. Aracın daha ambalajı açmadan gördüğümüz üzere şurada bir bant var. Kaputta, kapılarda yine bir bant var. Bagajda da bir bant yok ama bagajı tutan bir parça var. E, açmadan hani bunlardan anladığımız kadarıyla bantın gerildiği parçalar zaten açılan parçaları. Önden baktığımızda araç böyle kutudan yine bu tarafındaki fastener filüs görüyoruz. Arkada e, serideki diğer araçlar olarak gösterdi işte. Brian'ın Ford Escort'u, işte McLaren, efendime söyleyeyim Jetta, Peterbilt falan diyor. işte Supra'lar, GNR, şey GTR yine BNR 34, Dom'un 70 bilmem ne. Bu arabalarda yine Jada'nın Fast Furious lisansıyla ürettiği arabalar. Şöyle tekrar hani e, kutunun her yerini bir inceliyorum ölçeğine dair bir şey görür müyüz diye ama onu da göremiyorum. Ölçekle ilgili hiçbir şey yazmıyor kutunun üzerinde. Hani buna zannediyorum piyasada 24 ölçek denmesinin sebebi 18 ölçek kadar büyük olamayacağı için 18'den bir işte 18 ölçek arabadan bir ufak genel geçer 24 ölçekler var diye düşünüp buna da 24 ölçek diyoruz zannediyorum piyasada ama e, hani ben bunu pek 24 ölçek olduğunu zannetmiyorum. Yine de tabi aracın güzelliğinden herhangi bir şey götürmüyor bu ölçeğin e, gerçekçi olmaması. Kutuyu şöyle bir genel geçer olarak genel olarak gösterdim. Ambalajdan çıkarması biraz uzun süreceği için <laughs> videoyu hemen bir kesip size şöyle bir Kuzucu gaming logosu gösterip e, diye ardından açılmış haliyle geri döneceğim takipte yıkalım hemen. Değiştirmeyin kanalı kanalı değiştirmeyin. Evet efendim işte tekrar karşınızdayız modelin açılmış haliyle önümde mavi güzel bir artık hani alışık olduğumuz her ölçeğini açtığımız bir e GTR 34 ile Nissan Skyline ile tekrar karşınızdayım aracın nasıl diyeyim şöyle hani önden baktığımız zaman yine alışık olduğumuz üzere standartın dışına çıkmayalım. Her zaman önden başlıyoruz. Aracın önden baktığımızda şurada bir yamukluk mu var sanki? O kadar da şey, e, dikkat çekecek bir şey değil gerçi ama. Önden baktığımızda bu şekilde şurada kocaman bir GTR logosunu görüyorsunuz. Bu arada hani ölçeği şey yapmanız için şöyle elimle. <laughs> My hand as a scale. Evet. Farlar cam e artık yani 24 ölçekte de olu versin. Burada sinyal lambaları ya da işte sis farları pardon bulunuyor efendim. Hemen alt kaputta şöyle bir e, metal görünümü verilmiş plastik bir parça var alt ızgarada. Hemen şurada GTR logosunu görüyorsunuz. Aracın kaput açılıyor. E, açılan kısımlara en son bakacağız. Yukarıdan şöyle baktığımızda kaputun üzeri böyle. Güzel. Hani güzel bir mavi. Güzel, parıl parıl, cilalı bir model. Sol tarafa geldiğimizde jantların içinde işte e, disk frenleri, balataları falan görüyorsunuz. Kırmızı kırmızı. Tekerler gayet güzel. Fırıl fırıl dönüyorlar. Efendime söyleyeyim. Bu tarafta işte sinyal lambası. Sinyal lambası boya. E, kapılar yine açılıyor. Gayet sade, mavi ama işte bu <laughs> asaleti sadeliğinden gelen güzel bir GTR. Sol tarafta şöyle baktığımızda tabii aynanın ayna olduğunu söylemek gerek yok. Bu ölçeklerde genelde zaten hep aa ayna silikon ya da işte kauçuk artık ne derseniz. Evet mini GT'ler gibi aynalar yumuşacık silikon aynalara dikkat. Hmm. Ayna silikon Cam açık. Hani e, yan camlar açık. Böyle baya içeride ferah ferah püfür püfür kullanmalık. Arka lastik ve jantları görüyorsunuz. Ya parıl parıl parlıyor. Yani yemin ediyorum, göz alıyor jantlar. O kadar bir parlaklık yani bu nasıl oto yıkamadan yeni çıkmış gibi araba. <laughs> Hanımlar beyler bu arada tabii kanalı takip etmeyi e, ihmal etmiyorsunuz efendim videolara yorumlarla beğenilerle katkıda bulunmayı ihmal etmeyiniz. Ee, evet, stop lambaları yine cam, gayet güzel. Şurada bir GTR logosu görüyorsunuz. Yine aşağıda işte burada kırmızı mavi artık ne? Cam diyeceğimiz. Ee, ne bunlar? Fren lambası değil bir şey lambası. Artık ne lambası bilemiyorum bu araçta açıklamaya lütfen yazın. Yine her zamanki gibi bir şeyler öğreneyim. Plakada Jada Toys ve Fasten Furious yazıyor. Hemen yine bagaj kapağının köşesinde küçük bir GTR logosu görüyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Eksos ee, yine iki tane kocaman Exos çıkışı. Parıl parıl yine. yani Jantlarla aynı renk. Aynı parlaklıkta. Sağ tarafta ee, yine sol tarafla simetrik Aynı şey Normalde sağ tarafta <laughs> Burada bir yakıt deposu kapağı beklerim ama Sol tarafta olmadığı için Çünkü burada görmedim yakıt deposu kapağı Hani e, Hot Wheels'larda mini GT'lerde bu detayı yapıp da Bunda neden yapmadınız bilemiyorum Sayın jadacılar Ama aracın yakıt deposu kapağı yok Evet o detayı atlamışlar Arabada yakıt deposu kapağı yok. Onun dışında efendim yine sağ sol tarafla tamamen simetrik. Hani ilk defa gerçekten tam bir simetrik. Çünkü iki tarafta da yakıt deposu kapağı yok. Ee, varsa eğer bir hatam. Ay bunun yakıt deposu kapağı aslında orada değil. Bu alttan alıyor L LPG'li LP, gibi falan diyorsanız lütfen uyarınız. bahsettiğim gibi aracın şöyle önden baktı. Ha bir e, şeyleri kapıları açmadan altına bakalım. Altında efendim Jada Toys Inc burada yazıyor işte. efendim söyleyeyim. Şurada 2002 Nissan Skyline daha okunaklı hale getirebilir miyiz burayı? 2002 Nissan Skyline GTR R34 Used under license. Yani lisans alınarak kullanılmıştır Jada Toys'un logosunu görüyorsunuz onun dışında aracın altı olarak işte ne bileyim boruları bilmem neleri. Eksos borusu. Detaylandırılmış. Şunlar gördüğünüz kaideye tutturmak için vida delikleri. Ee, aracın her yeri metal. Altı plastik. Evet. Altı plastik. Yani işte Dert değil. Araç zaten oldukça ağır. Şurada artık Kaputu da açmadan önce <laughs> hanımlar beyler tekrar hatırlatayım. Kanala abone olmayı, YouTube'da videoları beğenmeyi, efendime söyleyeyim işte yorumlarla beğenilerle katkıda bulmayı, Instagram'dan takip etmeyi, dükkana gelmeyi ihmal etmeyiniz. Şuradan açıyorum kaputu ve altına baktığımızda ne görüyoruz? Skyline GTR yazıyor şu kırmızı şeyin içinde. Hani kamera odaklamadı. Şimdi daha iyi mi? Evet. Skyline GTR yazıyor. İşte motor gördüğünüz gibi. Hani boruları, blokları, aküsü bilmem nesi. Her şey yerli yerinde. Gayet güzel detaylandırılmış. Gayet şık bir motor. Şöyle daha güzel, daha iyi odaklanmış halde göstereyim. Bir de bu açıdan göstereyim. Motor bloğunu. Bir de efendim şuradan göstereyim. Motor bloğunu. <laughs> Güzel araba güzel. Ağır ağır şöyle hani. Güzel güzel sergilenir bu. Aracın sol taraftan açıyoruz ve bakıyoruz ki ne o direksiyon yok. <laughs> Çünkü bu arabada direksiyon sağda. Torpido gözü hani görebildiğiniz kadar 24 ölçekli tabi arabanın iç tasarımını daha net gösterebiliyorum size. Eee torpidosu işte aracın ne bileyim, kliması bilmem neyse tam ortada. Koltuğa bakmak isterseniz eğer eee ön yolcu koltuğu, kopilot koltuğu. <laughs> Koltuğun işte kemerleri, kemerleri falan detaylandırılmış ama boyanmamış. Aslında boyanabilirdi. Yadıcım, burayı boyayabilirdin. Neden atladım bilmiyorum ama boyanabilirdi yani o kadar küçük şeyler değil, parçalar değil sonuçta. Hani sol taraftan aracın içi böyle görünüyor. Ee, sağ taraftan da Direksiyonu sağda olduğu için tabii. Hani daha e, net göreceksiniz. Direksiyon işte kilometre saati falan oraya güzel bir dekal yapıştırılmış, o gayet güzel olmuş. Aşağıdaki işte gaz fren pedalları debriyaj bilmem ne, gayet güzel, gayet. E, onlar da yine jantlarla efendime söyleyeyim, e, şu egzozla falan aynı rengi boyanmış, aynı materyal kullanılmış ya da. Şurada bir nitro saati zannediyorum. Artık. Orada öyle bir detay var. Efendime söyleyeyim. Yine koltuk öyle. Yani i̇ç arka koltukları odaklayabilirsem eğer size de yine göstermek istiyorum ama. Onlarda böyle. Efendim. Orta dikiz aynasını da odaklarsan eğer sevgili kameracığım o da yine parıl parıl parlayan bir malzeme ile kaplanmış. Onda da yine tam ayna var anladığım kadarıyla. Gelelim efendim bagaja. Ha bagajdan önce spoilerdan ilgili bir şey söylemedim. Spoilerin ucu yine karbon kaplama. Mini GT'lerde de olduğu gibi. Gayet şık bir karbon. Ee, güzel bir şey yani. Şimdi elime şöyle yere koyup uzaktan bir bakınca tabii arabanın heybeti daha bir güzel görünecek ama. Şundan bir bagajı da açayım son olarak da efendim böyle. Arabanın kalıbına göre bagajı biraz küçük kalıyor. Orjinali de böyledir eminim. Hani <laughs> şu arabanın bagajına baktıktan sonra e, ayıptır söylemesi 2008'de öğrenciyken e, bindiğim Skoda Fabia'nın bagajı bundan büyüktü. Orijinali <laughs> <Yani, gülüyor> böyle değildir büyük ihtimalle bunun can. Hani bagaj şöyle arka koltuklara kadar gidiyordur zaten de. Hani bu araçtan daha büyük bir bagaj beklerdim ben. Hani madem bu kadar şey yapıyor. Orijinali bu kadar küçük mü ya? Allah aşkına bana bir söyleyin ya. Bu kadar küçük değildir canım. Ama yani bagajı eğer orijinali gibi yapmayacaksan bu kapağı buraya koymanın ne anlamı var? Bilmiyorum. Bana lütfen söyleyiniz. Abi bunun orijinali de böyle ya da yok abi bu tasarım için böyle yapılmış diye. Beni uyarınız etkileşime geçiniz. Araba bu koyduğunuz zaman şöyle e, masanıza gayet güzel heybetli bir şekilde duruyor. Bunu şöyle yakınımda e, 64 ölçekle beraber hani yanında kıyaslamanız için koyacağım. En yakında şu anda Solidon'un 64 ölçek e, Vosogen Beetle var. 64 ölçek bir arabanın yanında 24 ölçek dediğimiz Jada Nissan Skyline'ın nasıl durduğunu görmeniz için de böyle bir şey koydum kenara. Hani e, kamerada çekerken boyut, perspektif o kadar düzgün olmayabilir. O yüzden hani size bir fikir versin. Hatta <laughs> Dur bakayım. Muz olsa da yanına muz koysam. <laughs> Ölçüyü anlamanız için muzum yok. O yüzden hani 1 lirayla şey yapınız. 1 lirayla işte durdu duruyor. Dur. 1 lira. Dur. 1 lira. Durmadı. <laughs> 1 lirayla 64 ölçek arabanın ve 24 ölçek arabanın arasındaki farkı daha net görebilirsiniz diye koydum. Hanımlar beyler ben Sadık Mert Küçük Kuzucu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Jada'nın Skyline gibi işte ee, Suki'nin Honda S2000'i gibi işte Supra'lar gibi 24 ölçek dediğimiz bu boyuttaki arabaları için Ankara dükkana bekliyorum. Buyurunuz geliniz efendim. Şu sıralar internet siteme çok vakit ayıramıyorum. Ee, kusura bakmayın ama işte dediğim gibi her şeyi kendim yapınca her şeye yetişemiyorum. Instagram'dan takip edip, YouTube'dan takip edip fırsat buldukça Ankara mağazaya gelmeyi ihmal etmeyiniz. Tekrar söylüyorum ki ben Sadık Mert Küçük Kuzucu. Sizleri de çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.